Bu yılın faturaları nasıldı? Daha önce şekerin kilosu 5 milyon 7 milyon iken şirketleşme oldu. Devletin malı satıldı. Şimdi şekerin kilo bir çuval şeker 1 milyar 200 oldu. Yani her şeye zam geldi. Evimizde bir halı ısıtıcısı var. Kışın yerin altına koy, halının altına koyuyorlar ya. O ısıtıcıdan başka bir de lambalar var. Ne kadar geldi? 1 milyar 800. Asgari ücret ne kadar? Vallahi bunlar millete seçim günü dalga geçiyorlar. Patates dağıtıyorlar. Geçen ay 600'dü. Bu ay 1 milyar 800. %300 zam yapılmış. Bunun sebebi mi? Efendim Türkiye iflasta. Tayyip Erdoğan her şeyi sattı, Türkiye iflasta. Bu sefer nasıl para kazanırım diyor. İşte TEDAŞ'tan, PTT'den, özelleştirmeden. Şöyle Avrupa, Amerika, Tayyip Erdoğan ya yapıyor. Bizim ev sobalı olduğu için doğalgaz kullanmıyoruz. Ama kömür fiyatları bayağı uçtu. Yani şu an kömür fiyatları 3,5 tonu. Geçen sene 1 milyarı alıyorduk yani bir tonu. 1 milyarı alıyorduk, 1000 liraya alıyorduk. Düzelmesi için şu an şimdi milli para nasıl yükselir? Milli paranın yükselmesi için faiz oranı artırılması lazım. Ama ülkede şu an faiz oranı düşürüldüğü için, bir ekonomik politik olduğu için milli para düştü. Onun dışında ihracatın artırılması lazım, üretimin artırılması lazım. 6 kişi yaşıyoruz. Bir ev, iki tane evli zaten. Onlar ayrı. Şu an hocam biz 1800 TL doğalgaz ödüyoruz. Yani elektrik faturası 272 TL geldi. Yani o da indirimden dolayı için yani mutluyuz yani. Ama doğalgazın o kadar pahalı gelmesi değil yani. Doğalgaz geçen ayda 1450 geldi. Bu ayda 1800 geldi yani. Yani ben 3 aydır kullanıyorum doğalgazı. Hani kendim hani ben de İşkur'da çalıştığım için kendi imkanlarımla şey yapıyorum, aileye destek amaçıyla, ama aldığım asgari ücret de yetmiyor yani fazla yetmiyor, aileye destek fazla şey olmuyor. Yani ne kadar yapsak da az yani. Yani biz ne bulsak zam geliyor. Mesela doğalgaz bulduk zam geldi, petrol bulduk zam geldi. Hani çiftçilerin işi de kolay değil. Zor yani. Elektrik 270 geldi. Doğalgaz da 1 milyar 70 milyon geldi. %100 artıyor, %200 artıyor. Emekliyim. Tabii zorlanacağım ya, nedir? Tabii ki yüksek. Tabii ki zorluyor. Mutfağımdan kesiyorum. Çocuklarımın elbisesinden, giyiminden. Mesela fırının parasını veremiyorum. Fırının parası gelmiş 1 milyar 100. Ödeyemiyorum. Vallahi zar zor geçiniyoruz. Ne yapalım? Her yere borcumuz var. Doğalgaz 3 paket petek yandırıyoruz. 5 peteki de yandırmıyoruz. 1,300 geldi. %200, 300. Niye böyle arttı? Enflasyon arttı. Niye arttı? Maaşımız 3,5'lı, 5,5'lı. Direkt elektrikle su, doğalgaz, o verilen 2 milyon fazlası hepsi ona gitti. Gıda hariç. Biz de 2 kişi yaşıyoruz. Dışarıdan, köyden, oradan buradan gelmese o 5,5 verdiği maaşla geçinemiyor. Demek. Artıyor, bilmiyorum ki artıyor. Öğretim olmuyor. En düşüşü çiftçiye destek verecek, mazot gübreyi düşürecek ki maliye düşsün ki gıda artmaz. Elektrik faturam 550 geldi. Doğalgaz faturam da 800 lira geldi o şekilde. Yani en az ya %100 arttığını görmekteyiz. Yani genelde hayat pahalılığı var zaten ülkemizde. İnsanların durumu zor yani, onu anlatabilirim. Kötü yönetim ve en önemlisi de adaletin olmaması. Yani adaletin olmadığı bir ülkede güven olmaz. Güven olmadığı zaman da ekonomi de kötü olur, her şey de kötü olur. Ya bende çare öncelikle ortak akılla düzeltilebilir. Tek kişinin karar verdiği bir mekanizmada, adaletin olmadığı bir mekanizmada doğru yolun olmayacağını görüyoruz. O şekilde barışın, adaletin olduğu bir ülkede de ekonominin de düzeleceğini düşünüyorum.